Selam millet, Mert karşınızda. Bugün o çok beklediğiniz minoxil videosunu çekiyorum. O yüzden kamera açısı biraz yakın. Sakallarımı inceleyeceğiz. Minoxili artık bıraktım. Yaklaşık 4 ay oldu. Döküldüğüm ön nasıl ilerledi hep birlikte inceleyeceğiz. Diğer sakal çıkarma ve minoxille alakalı videolarımı izlemeyenler kanalımda bulabilir. Şimdi ne kadar minoxil kullandığıma geleyim. Ben 3 ay boyunca düzgün bir şekilde minoxili kullandım. 3 ayda 3 kutu bitti. Sonrasında biraz kıllanmalar yaratmıştı bildiğiniz üzere, böyle kaş etrafında, yanaklarda vesaire. O yüzden ben biraz minoxil kullanımının dışına taşıp dozunu azalttım. Dozunu azaltmaktan kastım da sabah akşam 5'er fıs kullanıyoruz bildiğiniz üzere. Sadece sabahları kullanmaya devam ettim ben. Akşamları sürmüyordum. Sonra yavaş yavaş bu rahatsız olduğum kıllanmalar, tüyler falan dökülmeye başladı bu yeni yeni çıkanlar. Ama bir şey fark ettim ki minoxil etki göstermemeye başladı. Yani gerçekten ne yazıyorsa o şekilde kullanın. Çünkü ilk 3 ay gerçekten çok güzel verim aldım. Geri kalan 3 ayda 2 kutu bitirdim. Toplamda 5 kutu kullandım yani. Aslında son 3 ay için 2 kutu kullandım diyemem, 1,5 kutu kullandım. Çünkü bir tane minoxilin yarısı hala duruyor oda banyoda. Tamamen kullanmayı kestim. Dökülme oldu mu diye sorarsanız oldu ama %10'luk bir dökülme. Yani şöyle söyleyeyim. Benim şuralarımda yanda kıyaslaması gelecek. Hiç yoktu ve inceydi. Şu tarafta ele hiç yoktu. İlk 3 ayda burası biraz doldu. Tam gelişmediği için ben bıraktığımda ufak ufak dökülmeler oldu sadece. Gördüğünüz üzere boşluklar var şurada hafiften. Ama eski haline nazaran çok iyi durumda. Sertleşen kısımlarda da hiç dökülme olmadı, açık söyleyeyim. Yani demem o ki tüyden kıla geçene kadar kullanın. Hatta kıl olduktan sonra da biraz daha kullanmaya devam edip öyle bırakın. Çünkü ince tüyler kökleri güçlenmediği için sanırım dökülüyor. Bu benim yorumum. Ama işte hani minoxili bırakır bırakmaz dökülüyor vesaire. Dediğim gibi 4 ay oldu bırakalı. Hani dökülse dökülürdü. Ki hiç de dökülecek gibi durmuyor. En baştaki halimle kıyaslamanız için yan tarafa ilk halimi koyacağım. Kilo aldığımı da fark edebilirsiniz oradan. Şu kısımlarda ince boşluklar var. Burası aslında ilk ayda biraz daha dolmuştu. Sonra dediğim gibi bırakır bırakmaz da hala vardı oralarda. Sonrasında 4 ay içerisinde, hatta ilk bir ayda döküldü şuralarım. Ama çok hafif yani. Ben istediğime ulaştığım için bıraktım bu arada minoxili. Hiçbir yan etkisi vesairesinden değil. Ama minoxili önerilen şekilde kullandığımda gerçekten böyle kaşlarımın üstü, altı, şu yanaklarım falan gerçekten tüylendi ve ben suratımda hiç kıl görmemiştim o zamana kadar. Bu arada kullanıp da aynı etkiyi alanlar vardır aranızda. Bana birkaç kişi yazdı bu konuda. Sirle vesaire aldırmayın. Sir çünkü biraz daha kıl köklerini besleyen bir şey. Şekerli olmasından dolayı, içeriğinden dolayı. Aşırı değilse berbere gittiğinizde yakmasını rica edin. Bunu sürekli yaptığınızda kıl kökleri kuruyor sanırım. Çünkü ben 2-3 ay falan yaktırdım böyle her berbere gittiğimde. Ve hiçbir şey kalmadı. Şu an tüy bile çıkmıyor yanaklarımda. Kaşlarım da düzeldi aynı şekilde. Ya bir ara kaşlarım şu kadar olacak diye o kadar korktum ki. Ha bu arada minoxili bana çok soruyorsunuz. Nereden alıyorsun vesaire diye. Minoxil stoklarında bir problem var sanırım. Hani bana soran arkadaşlar için belki internette bulurum diye bakıyorum. Hiçbir yerde minoxil yok. Eczanelerde varsa var sanırım. Şimdi bu internetteki ecza sitelerinde bioksinin satılıyor. Onun içinde de minoxidil var ama kullanmadığım için bir yorum yapamıyorum. Yani onu da alıp deneyebilirsiniz. Aynı içeriğe sahip gibi gösteriyor ama dediğim gibi marka farkı var. Kullanmadığım için pek bir yorum yapamayacağım. Hani minoxil hiç bulamıyorsanız vesaire, isterseniz alın deneyin. Bu arada bana minoxilin reklamını yapıyorsun bilmem ne cartçurt diyenler de, minoxilin reklamını yapmış olsam ben satardım zaten. Paravan bir tane site kurardım minoxil üzerine. Oradan satış yapardım. Gerçekten iyi para kazanırdım. Yani şu ana kadar attığım minoxil videolarının toplamı izlenme olarak 200 bini geçti. Eğer de küçük düşüneyim, 200 bin kişiden %1'i alsa 2000 kişi almış oluyor. Her kutudan 10 lira kazandığımı düşünürseniz 20 bin lira yapıyor. Tabi her alanda 3-4 kutu alıyor. Bu da 60-70-80 bin lira paralara denk geliyor. Vallahi şaka maka, ülkede minoxil bırakmadınız. Helal olsun hepinize. Gerçekten birçok minoxil videosu çeken arkadaş var ama ben çektikten sonra o kadar çok stok problemi oldu ki çok kişi yazdı, oradan biliyorum. Çünkü ben aldım, hep üçlü falan almıştım. Hiç bulamadığım olmadı açıkçası. Minoxile başlayacak ve minoxile hala devam eden arkadaşlar için genel olarak toparlayayım. Kesinlikle böyle tüy haldeyken minoxili bırakmayın. Yani tamamen böyle kıl formuna geldiğinde o zaman bırakabilirsiniz. Gerçekten dökülme olmuyor. Ya tüy demeyeyim de böyle ince kıl bile olmasın. Bildiğiniz kıl kökü olsun yani. Sert kıl olsun. O ince köklü olanlar tam gelişemediği için
bıraktığınızda zayıflayıp dökülüyor. Ben 6 ay içinde toplam 4,5 kutu bitirdim. 4 aydır da minoksil kullanmıyorum. Bu geçen süreçte yaşadığım yan etkileri söyleyeyim ben size. Bu çoğu kişide oluyor. Böyle beyaz beyaz soyulma pullanma gibi oluyor. Gayet normal çünkü cildi kurutan bir ilaç. Hani kaşıdığınızda falan kepek gibi dökülebilir. Veya sürdükten sonra kuruttuğu için yanma sırasında böyle pul pul görebilirsiniz. Bu gayet normal. Ama böyle yara, aşırı kaşınma veya nasıl söyleyeyim aşırı kızarıklık kalıyorsa bir doktora görünün. Geçen bir arkadaş yazmış, egzemam var benim, hani kullanıyorum, zararı olur mu? Dediğim gibi doktor değilim, gidin doktorunuza danışın. Cilt önemli bir şey. Özellikle de yüzünüze sürüyorsunuz. Yani yanlış bir şey yapmamak için elinizdeyse hatta doktorunuza gidip danışın. Öyle kullanın. Bir de bana 20 yaş altında çok kişi yazdı. İşte abi böyle böyle lisedeyim. Lisede tüm arkadaşlarımın sakalı var, benim yok. Utanıyorum vesaire. Bazı şeyler için acele etmemeniz lazım. Ben 25 yaşında minoksile başladım. Tamam, benim sakallarım vardı. Ama dediğim gibi seyrekti. Rahatsız olduğum boş bölgeler vardı vesaire. Onun için kullanmaya başladım. Çünkü artık ergenliğim tamamen bitti. Sakalımın kendiliğinden çıkma ihtimali yoktu. Bu yüzden başladım. Ama sizin hala sakalınızın gelişme ihtimali varken bir de minoksil kullanırsanız gerçekten kötü sonuçlar doğurabilir. Yani bırakın doğal çıkıyorsa çıksın, çıkmıyorsa kullanabilirsiniz benim gibi. Yani bunda utanacak, sıkınacak bir şey yok. Ben ilkokuldayken bile benim tıraş olan arkadaşım vardı. Bizim daha bıyıklarımız terlemiyordu, şuralarımız. Herkesin genetiği farklı. O yüzden böyle şeylere takılmayın. Ben 20 yaşının altında kimseye önermiyorum bu ilacı. Ama dediğim gibi bir yerden girip bir yerden çıkıyor genelde. Kendi tercihiniz. Gelelim genel olarak. Minoksili önerir miyim? Evet, öneriyorum minoksili. Kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Dediğim gibi şu yan etkilerine biraz dikkat edin. Farklı bir şeyler görürseniz muhakkak doktorunuza gidin. Ve en önemlisi düzenli kullanın. En önemlisi bu. Gerçekten, çünkü diğer arkadaşlara baktım ben mesela. Hani benim sayemde minoksile başlamış arkadaşlar. Before after'larına bakıyorum. Adam 6 ay çıtır çıtır düzenli kullanmış. Benden daha az sakalı varken şu an benden daha fazla. Böyle daha yoğun bir sakalı var. Sordum yani hepsine çok düzenli mi kullandın diye, adamlar sektirmeden kullanmış. Yani dediğim gibi şu kullanma yüzünden ben prospektüse çok uymayıp kafama göre kullandım biraz. Ve etkisi gerçekten azaldı, hatta bitti gibi bir şey. Yani kaşlarınız biraz kalınlaşabilir, yanaklarınızda biraz kıl çıkabilir. Bu olacak şey, ben size söyleyeyim. Ama dediğim gibi kontrollü giderseniz bir şekilde kurtarabilirsiniz. Yani şuralarınız böyle kıl dolarken şuralarınız böyle bembeyaz kalmıyor maalesef. O yüzden bunu da göze alarak başlayın. Uzun süredir minoksille alakalı video çekmiyordum. Bir de minoksille ilişkim kesileli bayağı oldu. O yüzden böyle ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bazı şeyleri de tekrirleyip durdum. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağı yorumlara yazın. Oradan cevaplarım. Hatta şurada Instagram'ım da var. Oradan da ulaşabilirsin. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Son bir kontrol yapalım tekrardan. Dediğim gibi böyle tam beklediğim gibi de olmadı buralarım. Hepsi sakallarım kısa olarak kullandığım için uzayınca böyle dolar diye düşünüyordum. Ama zaten böyle har har sakalım olmasını istemiyordum lan. Bu benim için yeterli. Siz de kendi isteğinize göre kullanıp bırakabilirsiniz. Kapatayım artık ben videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.